Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın MİT tırları haberi karşılığında 5 milyon liraya satın alınan villası ile ilgili önemli bulgulara ulaşıldı. Dündar'ın 2 yıl önce 4 milyon 500 bin lira istediği villa resmi kayıtlara göre 2015'te 1 milyon 500 bin liraya satıldı. Kalan 3 milyon 500 bin lira da Dündar'a elden verildi. Fotoğraf alabilir miyiz? MİT tırları manşetinin bedeli 5 milyon lira. Can Dündar'ın Ankara'daki lüks villasını nasıl sattığının sırrı çözüldü. Masak Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın MİT tırları haberi karşılığında 5 milyon liraya satın alınan villasıyla ilgili önemli bulgulara ulaştı. Savcılığın tespitlerine göre Can Dündar, Eylül 2013'te Ankara'da bulunan villasını 4 milyon 500 bin liraya satışa çıkardı. Yaklaşık 2 yıl satılamayan villa MİT tırları ile ilgili haberin yayınlanmasından sonra 25 Haziran'da satıldı. Dündar'ın 2 yıl önce 4 milyon 500 bin lira istediği villayı resmi kayıtlara göre 2015'te 1 milyon 500 bin liraya satması şüpheli bulundu. Adli kaynakların elindeki tespitlere göre 5 milyon liralık satıştan kalan 3 milyon 500 bin lira ise Dündar'a kurye ile elden ödendi. Masak şüpheli avukatlar Bekir Mustafa Yılmaz, Atilla Tarık Çilekçi ve Sönmez Ahi arasında para trafiğini tespit etti. Ceren adlı bir kadınla telefon görüşmesi yaparken Can Dündar'ın villasını aldık, büroyu oraya taşıdık ifadesini kullanan Ahi ve Bekir Mustafa Yılmaz'ın FETÖ ile irtibatlı şahıs ya da şirketlerle de para transferleri belirlendi. Başsavcılık ve Masak, Dündar'ın 2013'te 18 bin lira maaşı varken İş Bankası'nın Ankara Kavaklıdere Şubesi'nden aldığı 4 milyon liralık krediyi de mercek altına aldı. Dündar'a bu miktardaki kredinin nasıl kullandırıldığı araştırılıyor. Hakim dinledi yani.